sevgili izleyenler, bugün sizlerle beraber Asus'un yeni akıllı telefonlarından birine yakından bakacağız hep birlikte. Kutusundan da görüyorsunuz üstündeki ismi Zenfone 2 Lazer. Geçtiğimiz günlerde Asus biliyorsunuz Zenfone 2 modelini çıkarmıştı. Onun üzerine de birkaç yeni model daha çıkardı. Biraz daha çeşitliliği artırmak istiyor anlayacağınız ama Zenfone 2 Lazer 3 farklı modelle beraber geliyor aslında. İkisinin işlemci ve RAM'i aynı, birisinin işlemcisi ve RAM'i farklı. Bize gelen modelde Qualcomm 410 Yonga seti kullanılmış ve 2 GB RAM'li. Bir üst modelinde ise 3 GB bellek ve Qualcomm 615 Yonga seti kullanılmış. Tabii ki performansa göre Asus bu ürünün de kademeli fiyat kademesi olarak kategori oluşturmaya çalıştığını görüyoruz. Ürünün biraz tasarımından başlayalım. Lazerin olma sebebini söyleyeyim aslında sizlere. Bu ürünün en alıcı yanı üzerinde bulunan kamerası ve kamerasında lazer otofokus özelliği bulunmakta. Bu sayede ürüne Zenfone 2 Lazer adı verilmiş. Yani Zenfone 2 serisi içerisinde lazer olarak ayırmışlar. Ürünün dış tasarımından başlayalım istiyorsanız. İlk bakışta Asus üstündeki markayı gördüğünüz için Zenfone 2 olduğunu hemen anlıyorsunuz. Çünkü önden baktığınızda tasarım oldukça benziyor. Arka bölümüne baktığımızda biliyorsunuz arka bölüme ses açma kapama tuşları yerleştirilmişti. Zenfone 2 Lazer'de de bu devam ediyor. Hemen bir dual LED flash görüyoruz kameranın yan bölümünde. Kameranın özelliklerine geleceğim. Üst tarafa baktığımızda 3.5 mm'lik bir jack görüyoruz. Burada kulaklık girişinizi veya mikrofonunuzu kullanabiliyorsunuz kulaklığı. Aynı zamanda açma kapama tuşu, power tuşu ve yine aynı şekilde bir de mikrofon görüyoruz burada. Üst tarafta da bir mikrofon yuvası bulunmakta. Hemen alt tarafa baktığımız zaman da yine normal şarj ve bilgisayara bağlayabileceğimiz USB girişinin bulunduğunu görüyoruz. Hemen bir tane de alt tarafta mikrofon girişi bulunuyor. Sağ ve sol taraflarında ürünle herhangi bir tuş konumlandırılmamış. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi tabii ki ürünün tasarımı. Ürün 10.8 en kalın yeri ama 4 mm civarına, 3.8 mm civarına iniyor en ince yeri. Ürünün ekran özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Ürün biliyorsunuz Zenfone'larda Gorilla Glass teknolojisi kullanıyordu. Bu üründe de Gorilla Glass 4 kullanılmış. Bu sayede normal LCD ekranlara göre daha dayanıklı olduğunu söylememizde fayda var. Teknik özelliklerine baktığımız zaman geçtiğimiz dönem yani Zenfone 1 modeline göre daha üstün teknik özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Hatta Asus bir de yol ayrılığına gitmiş aslında. Burada Intel ile yolunu ayırdı ve Qualcomm'la birleştirerek Qualcomm Yongas ile yola devam etme kararı aldı. Bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi İlk Zenfone'larda yaşanan bazı sorunlardan ileri geliyor. Aslında Zenfone 6 incelememize de bunu daha önce sizlere söylemiştik. Intel platformlarında yaşanan sorunlardan bahsetmiştik. Ama bu üründe herhangi bir sorun yok. Onu da baştan belirtelim performansa geçmeden önce. Hani hemen ürünün performansına geçelim. İsterseniz Qualcomm 410 Yongas'ın kullanıldığını söylemiştik bu üründe. Ürünün işlemcisi 1.2 GHz ve quad core bir işlemci. Zenfone 2 Lazer'in orta kategorisindeki bir ürün. Hemen hemen her türlü işlemi bu ürün üzerinde kolaylıkla yapabilmeniz mümkün. Çok fazla da ısınmıyor. Oyun performansına baktığımızda ürün üzerindeki tüm oyunları kolaylıkla oynayabiliyorsunuz. Ürünün çözünürlüğü 1280x720 piksel. Bu da Full HD ekranlara göre daha az performans harcadığı için ekran ve işlemciyi daha az yorduğu için oldukça bir akışkanlığı elde etmenizi sağlıyor. Depolama tarafına baktığımızda ise Asus'un 16 GB'lık bir depolama alanı yerleştirdiğini görüyoruz. Arka bölümde ise bir microSD giriş var ve buradan da 128 GB'lık bir kapasite daha ürüne ekleyebiliyorsunuz. İstiyorsanız hemen arka tarafı açayım. Çünkü Zenfone 1'lerde bunu görmüyorduk ama Zenfone 2 Lazer'de gördüğümüz bir şeyi söylemek istiyorum sizlere. Arka tarafı açtığımız zaman pili kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz. Yani bu ne anlama geliyor? 2 sene sonra pilin, bataryanın performansını beğenmediğinizde kolaylıkla değiştirmeniz mümkün olacak. Bu beğendiğimiz özelliklerden bir tanesi. Hemen şunu da söyleyelim. Ürün çift sim kart desteğine sahip ve bu sayede iki cep telefonu numarasını kolaylıkla kullanmanız mümkün. Burada da çift sim kart girişlerini görüyorsunuz. Birincisi burada ve ikincisi burada. Hemen birinci sim kartın üst bölümünde de microSD yuvasını görmektesiniz. Hemen kapağını kapatalım. Ekrandan bahsetmiştik. Çözünürlüğünden tabii ekranın büyüklüğünden bahsetmedim. Size 5.5 inç bir ekran büyüklüğüne sahip. Bu da
son dönemin büyüyen trendlerine uyum sağladığını söyleyebiliriz. Zenfone 2 lazerin. Tabii ki başta da söylediğim ürünün en can alıcı tarafı kamerası. Ürünün kamerasına baktığımızda arka bölümde 15 megapiksel bir kamera, ön bölümde ise 5 megapiksel bir kamera olduğunu görüyoruz. Bu yeni teknoloji, yani lazer otofokus teknolojisi, eski otofokus teknolojisine göre daha hızlı odaklanmasını sağlıyor. Ve bu sayede bir kare çekerken etrafta bulunan çevreye göre daha hızlı odaklanarak daha hızlı çekimler sunuyor size. Ürünün çekimlerine baktığımızda da renk kalitesinin oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Hızlı çekim sunuyor. Asus bu ürün üzerinde konumlandığı kamera ile oldukça başarılı bir fotoğraf ve video kaydı yapabilen akıllı telefon üretmiş. Aslında bunu da söylememizde fayda var. Hemen tabii ki şunu da söyleyeyim. Kameradan bahsetmişken, geçtiğimiz dönemde de ilk Zenfone'lara da çıkmıştı bu düşük ışık duyarlılığı aslında. Düşük ışıkta iyi fotoğraflar elde edebilme. Hatta bazı testler yapmışlardı bizlere Zenfone'la ilgili. Düşük ışıkta işte şöyle fotoğraf çekiliyor, böyle fotoğraf çekiyor bu cihaz diye. Fotoğraf çekebiliyordu cihaz ama performansı yeterli seviyede değildi. HDR'da çok bekleniyordu. Bu üründe herhangi bir sıkıntı yok. Ürünün üzerindeki donanımlar fotoğraf çekmenizi kolaylaştırmanın yanı sıra aynı zamanda da çok kaliteli sunumlar gerçekleştiriyor. Düşük ışık modu da bu kamera üzerine yerleştirilmiş. Bu sayede kolaylıkla karanlık ortamlarda, loş ortamlarda yüksek kalitede fotoğraf, yüksek ayrıntılı fotoğraflar çekmeniz de mümkün kılınmış. Bu da beğendiğimiz özelliklerden bir tanesi. Tabii ki akıllı telefonun en önemli kriterlerinden birisi batarya. Asus da bu ürün üzerinde 3000 mAh'lık bir batarya kullanmış. Normal bir kullanım için 2 güne yakın, yani 1,5 güne yakın bir performans sunuyor. Sabah akıllı telefonu şarjdan çıkardığınızda bir sonraki gün akşama kadar size dayanabilir. Ama kimlere dayanabilir? Tabii çok fazla işlem yapmayan, oyun oynamayan, çok fazla maillerini kontrol etmeyen, sadece telefon için kullanan akıllı telefon sahiplerine bu böyle dayanabilir. Ama bizim için hani sürekli akıllı telefon üzerinde işlem yapanlar için 14 saat ile 20 saat arası bir performans sergiliyor ki eski modellere baktığımızda bunun oldukça iyi bir değer olduğunu görüyoruz. Rakiplerine göre de bu değerin oldukça orta seviyelerde olduğunu söylemeyiz. Sıra geldi fiyata. Fiyat tabii ki bu ürünlerin alınmasındaki en büyük etkenlerden bir tanesi, en büyük kriteri oynayan sebeplerden bir tanesi. Asus bu ürün üzerindeki fiyat politikasını 950 ile 1000 lira arasında değişen bir şekilde gerçekleştirmiş. Yani 1000 lira civarına, 1000 lira üzeri değil tabii, 1000 lira ile 950 arasında bir bedelle ürün satışa sunuluyor. Snapdragon 410 Yonga setine sahip akıllı telefonlara baktığımızda da yine bu civarda sunulduğunu söyleyemeliyiz. Fiyat performans açısından da ürünün orta değerlerde olduğunu söyleyebiliriz. Bana sorarsanız bu akıllı telefonu niye alırsın derseniz, bu akıllı telefonu kamera özellikleri için alabileceğimi söyleyebilirim.